İyi günler arkadaşlar. Ağlayan çiçek olarak da bilinen difenbahya çiçeği için zehirlenme uyarısı. Ailelere halk arasında ağlayan çiçek olarak bilinen difenbahya çiçeği ile ilgili zehirlenme uyarısı. Evlerde özenle bakıp büyütülen ve çocukların kolayca ulaşabildiği hemen hemen her çiçek severin evinde bulunan difenbahya bitkisinin çocuklarda zehirlenmeye hatta ölüme yol açabileceği belirlendi. Özel bir üniversitenin tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıklar ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Ümit Sarıcısı ve ekibi tarafından yapılan araştırmada çabuk büyümesi ve gölgeyi sevmesi nedeniyle evlerde çok tercih edilen süs bitkilerinden birisi olan ve halk arasında ağlayan çiçek olarak da bilinen difenbahya bitkisinin elle ovulması ve koklanılması bile çocuklara zarar verebiliyor. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Dergisi'nde de bilimsel yayın olarak yer alan araştırmayı Profesör Ümit Sarıcısı başkanlığında ve ekibi tarafından bu konuda yapılan çalışmada şöyle denildi. Zehirlenmelerden bitki hücresi içerisinde bulunan kalsiyum oksalat kristallerinin sorumlu olduğu sanılıyor. Küçük çocuklar ve evcil hayvanlar kontrol dışında kaldıklarında hırpalanan yaprak veya saplarından fışkıran binlerce kristal ok özellikle gözler olmak üzere yaralanmalara sebep olabiliyor. Elle ovulması bile zehirleyebilir. Difenbahya'ya bağlı zehirlenmelerde yaprakların elle ovulması, koparılması ve çiğnenmesi sonucu el, dil ve dudaklarda şişme, yanma, ağrı meydana gelebileceği gibi hava yolu tıkanıklığı, solunum yetmezliği gibi ciddi klinik bulgular da ortaya çıkabiliyor. Bu nedenlerle de ebeveynlerin çocuklarımızın yaşam alanında sıklıkla bulunan difenbahya bitkisinin bu özelliği konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.